Sevgili seyircilerimiz, bugünkü programımızda Doçent Doktor Ercan Yılmaz hocamla birlikteyiz. Hocam, Medeniyet Okulu projesinde çok önemli destekleriniz var. Biz teşekkür ediyoruz öncelikle bunun için. Siz ilk duyduğunuzda ne hissettiniz bu projede? Tabii Medeniyet Okulu projesi yani çok heyecan verici bir proje. Yani Konya'mızın tamamını kapsayan ve tüm halkın tamamını, tüm kesimini kapsayan heyecan verici bir proje. Tabii ben de duyunca ve bu projenin bir paydaşı olarak çok heyecanlandım. Tamam mı derken biraz açar mısınız hani ilk yani programlarımız? 70, kimler oluyor? Evet. Yani 7'den 70'e kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir proje. Yani bu eksikler olan bir şey. Daha önceden denenenler oldu ama yani tabii, sadece öğrenci düşünüldü mesela. Konya'da yapılan farklı projeler var. Onlar sadece halkın yani okulda okuyan öğrencileri merkeze alırken bu proje halkın tamamını merkeze alan yani sanayide çalışan işçiden evde oturan ev hanımına kadar herkesi içerisine alan bir proje. Yani çok, çok kapsamlı bir proje. Peki hocam siz en önemli ayak yayın bölümündesiniz. Çok fazla hocalarımız destek veriyor. Şu anda Necmettin Erbakan Üniversitesi'ndeyiz sevgili seyircilerimiz. Çok fazla hocamız destek veriyor ve yoğun bir temponuz var. Sizin desteğiniz hangi boyutta oluyor hocam? Biz şu anda yani proje kapsamında iki tane kitap hazırlamaya düşünüyoruz ve hazırlamaya başladık kitaplarımızı. Teki öğretmen etkinlik kitapları. Yani bu projenin temel ayaklarından birisi 4. sınıfta okuyan öğrencilerimiz. Dolayısıyla bu 4. sınıfta okuyan öğrencilerimizin uygulayabileceği bir takım etkinlikler tasarlıyoruz. Yani yaparak, yaşayarak öğrenmeyi hedefleyen bir etkinlik kitabı. Öğretmenlerimizin uygulayabileceği etkinlik kitabı. Yaklaşık kitabımızda 64 tane etkinlik olacak. Yani 8 tane temel değerimiz var. Her 8 tane temel değerle ilgili 8 tane etkinlik olan bir kitap hazırlıyoruz şu anda. Kitabımız basım aşamasında. Daha sonra yine bu proje kapsamında öğretmen eğitimlerimiz olacak. Yani her bir bölgeye giderek öğretmenin bulunduğu, görev yaptığı ilçede öğretmenlerimiz bu proje kapsamında eğitim alacağız. Aynı zamanda proje kapsamında var olan öğrencilerimizin velilerinde eğitim alacağız. Yani proje kapsamında değerlerle ilgili bir eğitim seminerlerimiz olacak proje kapsamında. Ya o kadar çok fazla yayın var ki bir de dergi hazırlığınız var herhalde. Ha bir de kitap var. Velilere vereceğimiz bir kitap var. Yani Her Şey Aileden Başlar isimli bir kitabımız olacak. Yani bu kitapta değerler ailede niçin önemli? Aynı zamanda değerler bizim bireysel gelişimimiz için de niçin önemli? Hem anne baba açısından niçin önemli? Hem anne baba bu değeri çocuğuna kazandırabilmesi için evde nasıl bir çevre oluşturacak? Nasıl bir ortam oluşturacak? Aileye tavsiyelerde bulunan ve bir de etkinlik merkezi. Yani evde bu değerlerle ilgili neler yapılabilir? Yani bunları da kapsayan geniş kapsamlı bir kitabımız da var. Yani şu anda hazırlanıyor. Hocam bizim de çocuk var kreşte maşallah çocukla beraber biz de eğitiliyoruz onu söyleyeyim. Evet. O kadar çok böyle aile ödevleri veriliyor ki bundan keyif alıyoruz. Yani çoğu zaman daha önce sevgili seyircilerimiz kitaplar verilirdi. Ya çocuk okurdu veya okumadan atardı kimse ruhu duymazdı ailelerin, velilerin. Burada herhalde çok zevkli bir kitap olacak tabii, bu. Ailelerin katılımı. Olacak. O yani, önemli değil mi hocam? Akşam, tabii, herkes akşam evde aileyle beraber otururken, beraber vakit geçirirken ailecek yapabileceğimiz etkinlikler. Ve bu etkinliklerle ailedeki tüm bireylerin bu değer gelişimine katkı sağlayacak. Alabilecek bir kitabımız olacak. Evet. Aynı zamanda bir kitap merkezi eğitimlerimiz olacak. Yani belli başlı etkinlikler evde nasıl yapılabilir, nasıl uygulanabilir bu konuda anne babaları da eğiteceğiz, yani bilgilendireceğiz. Evet. Medeniyet Okulu büyük bir proje. Ya siz tabii eğitim aşamasında ama bunun yanında tiyatrolar, festivaller, diğer etkinlikler, geziler. Ya çok yani heyecan verici bir proje. Niçin? Örneğin sanayide çalışan işçi kardeşimizi de merkeze alan bir proje. Evde oturan ev hanımını da merkeze alan bir proje. Yani Konya kadim bir şehir, kadim değerler var. Cömertlik gibi, ümit gibi, hoşgörü gibi, doğruluk, dürüstlük gibi, sabır gibi kadim değerler var. Dolayısıyla bu insan biraz özünü arayışı. Yani Konya şu anda özünü arayan bir ilimiz. Dolayısıyla bu medeniyet projesi Konya'mızın özünü arayış hamlesine, isteğine, motivasyona katkı sağlayacak bir proje. Evet. Ve ben bu projeyi hazırlayan yani fikir babalarına tamamen teşekkür ediyorum. Yani güzel bir proje. Yani çok güzel çıktılar olabilecek, yani güzel ürünleri ortaya çıkartabilecek bir proje. Şimdi sizlerden bunları duydukça ben daha büyük keyif alıyorum hocam. Niye? Ya şimdi Mevlana Türbesi'nin yanında şoförlerimiz, hani bu toplu ulaşım olur, dolmuş olur, kornaya basıp duruyor. Basma orada. Yani bunu, yani esnaflarımız, şoförlerimiz, velilerimiz, ailelerimiz, ya bir kişiye bunu yaptırabilirsek proje amacına ulaştı diye düşünüyorum. Kesinlikle tabii. Yani orada bir kişi kazanmak, 10 kişi, 100 kişi kazanmak çok önemli. Yani bu çok önemli. Bu projede yani birçok kazanımlar olabilecek. Yani halkın bireysel dönüşümüne katkı sağlayacak bir proje. Esasında Farabi'nin bir şeyi vardır. Yani erdemli insan, erdemli toplum. Evet. Ya bu proje esasında yani erdemli insanı, yani insanı merkeze alan ve insanla beraber yani Konya'nın da erdemli bir toplum olmasına katkı sağlayacak bir proje.
Evet, bu aşamaları takip edeceğiz hocam. Sizlere diye tekrar yani beraber inşallah olacağız. İnşallah, ben de mutluluk İnşallah amacına ulaşır diyelim. Tabii proje kapsamında devam öğretmen eğitimlerimiz olacak. Yani veli eğitimlerimiz Siz olacak. Siz de katılacaksınız. Tabii tabii. Yani bizim yaklaşık şu an 12 kişilik bir ekibimiz var. Evet. Yani 12 kişilik bir ekibimizle yani bu projenin eğitim ayağını ve yayın ayağını hep beraber sürdürmeye çalışacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.